Değerli yetiştiricilerimiz merhaba. Bugün Biga Güleç Mahallesi'ndeyiz. Yanımızda Cüneyt Bey var. Cüneyt Oflas. Cüneyt Bey birçok iş koluyla uğraşıyor. Ama biz burada bugün küçük başlar için varız. Şimdi ben biraz size Cüneyt Bey ile baş başa bırakayım ki kendisini anlatsın. Dediğim gibi birçok iş koluyla uğraşıyor ama çok güzel bir nokta var. Onu da yine program içerisinde geçiriyor olacağız. O zamana kadar bir şey demeyeceğim. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş öncelikle. Bulduk. Sağ olun Cüneyt Bey. Biz sizi biraz tanıyalım. 1974 Güleçköy doğumluyum. Kendim tekstil işiyle uğraşıyorum. Asıl ana mesleğim o aslında. Ama bulunduğum köyde, Güleçköy'de çiftçilikle de uğraşıyorum. Çiğatik ekimi. Koyunlara ilgili yem bitkileri ekiyorum. 470 dönüm civarında arazi çalışıyorum. Hayvanlarımızın işte yem bitkilerini çıkarıyoruz hem. Buğdayımızı, arpamızı kendi ürünlerimizden koyuyoruz stoklu olarak. Otumuzu yetiştiriyoruz. Aynı zamanda kendim Güleçköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanıyım. Aslında bu işletme 3 yıldır var. Ama bundan önce işte Büyükbaş'la bir çalışmış. Ondan önce işte Küçükbaş yine bakmış belki kurbanlık olarak. Ama dede mesleği değil, sonradan kendisini merak sardığı bir iş kolu olmuş hayvancılık. Evet, doğru. Daha öncesinde 50 üzerinde hayvanımız da vardı Büyükbaş. Gebe düve işi yapıyorduk. Daha sonrasında 3 sene üst üste kurbanlık işi yaptık. 100'er adetli, 150'şer adetli. Daha sonrasında da bu 300 koyun projesine müracaat ettik. Bu koyunlarımız da 300 koyun projesinden. Çoğunluğu da Macar Merinosu, Macaristan'dan geldi. Onu da projeli yaptık. Bize de nasip oldu. 7 yıl proje, 2 yıl ödemesiz, 5 yıl geri ödemeli. Bakanlık tarafından sigortaları da tamamı devlet tarafından ödeniyor. Bakma gün sayısı ya da işte ortalama ağırlık artışı nasıl oluyor? Bakma sayımız yaklaşık 15 gün bataklarda tutuyoruz anasıyla birlikte. Özel ayrı bataklarımız var. Onun ayrımından sonra yemlemeye geçiyoruz. Yaklaşık 1-1,5 ay gibi matlı yem kullanarak yemleme yapıyoruz 1,5 zarfında. Daha sonrasında yavaş yavaş arpa buğdaya alıştırıp akabinde 4 aylık olduktan sonra biraz mısırla takviye yapıp yani 4 ay, işte 5 ay, 4,5 ay zarfında kuzumuzu bıçağı kestirmeye veriyoruz yani pasküle. Programdan önce kısa bir konuşmamız oldu. Macar koyunu cinsi ilginç bir hayvan çıktı bu arada. Evet, Macarlarımız maalesef yani hiçbir şekilde genlerinden midir, kanlarından mıdır? Yani hiçbir şekilde yavruyu sahiplenmiyor. Yani normal Karacabey Merinosu gibi. Yani o yüzden batoklarda işte 15 gün özellikle onlar için de biraz yaptık. Yani bakıyor, emziriyor ama hep böyle kuzuyu çok sürün içerisinde sahiplenmiyor. Cüneyt Oflas Bey, programın başında da Melek Hanım'la olan röportajlarını, konuşmalarını ve diğer hayvancılık işletmelerini gördüğünüz üzere koyunculukla uğraşan bir arkadaşımız, bir yetiştirici arkadaşımız. Çok candan, beyefendi bir insan. Onunla koyunun bakım ve beslenmesiyle ilgili bölümünü, yani mutfağındaki olan olayları birlikte tartışıp değerlendireceğiz. Bu arada program süresince ben size 3 tane şifre vereceğim. Programın değişik anlarında bu şifreleri programa doğru bir şekilde, program sonunda doğru bir şekilde gönderenler arasında bir çekiliş yapılacak ve bu çekiliş sonucunda Çam Sakızı Çoban Armağanı bazı hediyelerimiz olacak. Cüneyt Bey merhaba. Merhabalar hocam. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim, sizler nasılsınız? İyiyiz. Burada bir yonca kuru otu var. Biz tabii mutfağa gelen malzemelere göre bakıyoruz. Yani Cüneyt Bey burada ama biraz kuruması herhalde uzun tutulmuş. Renginde biraz sararma var. Yoksa ince saplı bir yonca gibi görünüyor. Aslında sap konusunda bir sıkıntı yok. Biçimi zamanında yapılmış ama şöyle bakarsam ben de biraz hani uzun tutulmuş. Yani rengi sararmış. Birazdan zaten yakım çekimlerini görüyor. Burada ise Reygras, yani İtalyan çimi var. Evet, öyle biliyoruz. Burada da bezelye otu. Fakat bezelye otunu mutfağımızdaki malzemeler, yani dışarıdan kapalı sistem baktığı zaman yetiştiricimiz neler veriyor kaba yem olarak, onları görmeye çalışıyoruz. Burada da bir bezelye otu var ama bezelye otu biraz karışık gibi duruyor. Tritikale içerisinde buğdayımız var, bir de yulafımız var içinde. Tritikale mi var? Evet, tritikale var. Tritikale var. Bir de yulafımız var içinde. Yula, bu şey tritikale o zaman. Evet, yani bezelye ayakta tutması için, tabii yani yıkılmaması için. Bir oranınız var herhalde, kendiniz mi ekiyorsunuz? Evet, kendim ekiyorum. Yok, kendim ekiyorum. Üçü de mi öyle? Üçü de aynı, evet. Neden üç farklı çeşit tercih ettiniz? Hayvana çeşitlilik olsun. Çeşitlilik yani olsun diye. Evet, mutfak. Yoksa özel bir nedeni mi var? Yani yok, özel bir nedeni yok. Yok, yok, işte dediniz ki hayvana çeşitlilik olsun. Şuraya yonca ekeyim.
Evet. Buraya İtalyan çimi. Bezelye. Bezelye. Evet. Bir de bunların arkasından işte tane mısır, sıracık mısır da ekebiliyoruz. Yani iki o şekilde. Yonca için diyemeyiz aynı şey. Yok, yonca için değil de bu iki ürün için arkasından kimine tane mısır ekiyoruz. Tanelik mısır. Tanelik mısır. Tanelik biçim için. Tanelik biçim. Evet. Diğerine de silajlık ekebiliyoruz. Silajlık. Yani. Bu bezelye biraz daha erken oluyor. Yani bunu Haziran'ın, Mayıs'ın 25'i, Haziran'ın 5'i gibi kaldırıyoruz. Bu daha geç oluyor. Yani buna silajlık ekiyoruz, buna tanelik ekiyoruz. Tanelik. Yani hatta bu yıl bunun yerine çeltik ektim. Cüneyt Bey diyor ki ben 8 ay dışarıdayım diyor. Yani dışarıdayım demek merayla olan arkadaşlar. Evet. Ben biraz merayla ilgili konuşuyorum. Çünkü sebebi şu, çünkü koyunculuğun en önemli gider kalemi olan bir şeyden siz tasarruf etme amaçlı mera kullanıyorsunuz. Nedir evet. Mera kullanımınız? Mutfağınızı biraz daha inceleyelim. Şimdi mera kısmımız dediğimiz meralarımız Mayıs'ın 15'inde açılıyor. Ama biz Mart'ın 20'sinden sonra yani Mart-Nisan aylarında bu kendi ektiğimiz reglaz arazilerine salıyoruz. Yani burada bir 20 gün, 25 gün meranın açılmasını beklerken burada tasarruf ediyoruz. Yani günü kurtarıyoruz. Bir miktar Mart ayında ot mu oluyor orada? Tabii tabii yeşeriyor yani. Peki bu biçilecek gibi değil de koyunun inceyebileceği gibi. Evet. Yani zaten Nisan-Mayıs aylarında ot büyüyor bir de. Tabii. Havalar ısındıktan sonra. Mart ayında çok hani hızlı bir büyüme olmaz ama evet. Nisan'dan sonra birdenbire bahar yani yağışlar el verirse. Cemreler düştükten sonra. Çamur havalarda olmuyor ama yani iklim el verirse kendi arazimizde biraz gezdiriyoruz o süreçte. Onun sonrasında tamam mera endeksli. Yani mera dediğimiz köyümüzün ıslah yapılmış Güleşköy. Güleşköy'de. Evet. Evet. Bunu da ben geçen yıl döneminde muhtardım. O muhtarlık döneminde bakanlığımızdan bir destekleme çıkarttırmıştık. 1170 dönüm arazide bir mera ıslahımız oldu. Dönüm dekar aynı mı bu bigada? Evet. Tamam. Şey olarak burada ıslah yapılmış bir merada koyunlarımızı yaklaşık 2-2,5 ay yani ıslah edilmemiş öncesi bizim Haziran 8 dediğimiz tarihlerde bitiyordu. Bir ay sürüyordu. Islahtan sonra yani Temmuz'un işte başlarına kadar, Haziran sonlarına kadar koyunlarımızı burada İslam sağlıyoruz yani. Yayıyoruz yani. Orada bir şekilde hayvan doyuyor. Zaten çeşitlilik de çok. 9 çeşit ot var içerisinde. Hmm. Yani suya da çok ihtiyaç göstermiyor herhalde bunlar. Yok. Sularımız var. Meramızda yine su havzalarımız var. Havuzlarımız evet, var. Evet. Burada hayvanlar suyu buluyor zaten. Tamam, hayvan kendi buluyor da meranın yönetimi açısından, büyümesi açısından. Diyelim ki Haziran'dan sonra yağmurlar kesiliyor bizim. Yok, bir daha mera kendi halinde kurumaya dönüyor. Kurumaya dönüyor. Kurumaya dönüyor. Peki bu yetiyor mu? Mesela Temmuz, Ağustos aylarındaki... Bundan sonraki süreçte de Haziran'ın 20'si gibi arpalarımız biçiliyor. Yani burada da yine yaklaşık bir 5000 dönüm arazimiz var. Yani köylünün ektiği. Bizim de meramız oluyor bu arpa, buğday biçildikten sonra. Evet. Bunların içerisinde de tabii iklim şartlarında belirliyor ama... İşte ot ilacı atıldıysa çok ot gelmiyor ama atılmayan yerlerde özellikle arpalarda çok ot ilacı kullanılmıyor. Buğdayda özellikle daha çok sık kullanılıyor. Hı. Yani bunların içerisinde işte kazotudur, sarmaşıktır, kaba ottur. Yine yeşiller oluyor. Ayrık otu olabilir. Ayrık otu evet. Yani bu şekilde. Bir de hem bu süreçte oraya geçiyoruz. Yani Temmuz işte onu gibi, Temmuz başı gibi arpalarla başlıyoruz. Arpalardan sonra buğdaylar biçiliyor. Evet. Özellikle buğdaylarda da bu süne ilacı bu dönemlerde çok sık atılıyor. Doğru. Yani traktör izlerinde, işte sınır boylarında bu şekilde bir daha şöyle diyeyim. Temmuz, Ağustos iki ayımızı burada geçiriyoruz. Eylül aylarında da ova dediğimiz yani bu mısır ektiğimiz, işte çeltik ektiğimiz bölgelerde hasat başlıyor. Tamam. Bu sefer de burada. Bunlar da çalmar şeklinde yani asır beton telleriyle yer yapıyoruz. Hı. Kenarlarını ceren yapmayacak şekilde üzerlerine yeşil brandayla gölgelik. Seyyar bir çadırımız oluyor. Yani bölge bölge gezdiriyoruz. Ha, çadır da gidiyor. Tabii çadırla beraber koyun geziyoruz. Gidiyor. Koyun da gidiyor. Böylece ne yapıyorsunuz? Güneşten gündüz. Tabii gündüz güneşten koruyoruz. Gece de. Yanlardan da gece de çiğ, rüzgar, ceyren yapmasın. İşte koyunda özellikle bizim sümük hastalığı dediğimiz evet, olayda. Evet doğru. Bu ceyren etmesin. Yani koyun kendini üşütmesin hasta diye. Hasta olmasın diye. Özellikle ceyrana çok kapılıyor. Gece gündüz farklılıkları başlıyor çünkü. Başlıyor evet. Özellikle doğru. İşte Eylül ayından doğru. Sonra başlar, bu aylarda. Başlar ve bunlarla solunum sistemi hastalıkları başlar. Kenarlarını çeviriyoruz yani. Siz o zaman meşakkatli işlediğiniz evet. Asıl bu. Çünkü koyunla beraber göç ediliyor aslında. Göç ediliyor evet. Ve bununla ilgili de gündüz gölgelik olarak çadırlarını kullanıyorsunuz. Çadır kullanıyoruz evet. Yani öyle basit bir işle uğraşmıyorsunuz. Yani kapalı sistem daha mı yapmak daha mı keyifli acaba? Daha keyifli ama burada da bir çoban maliyetimiz var. Evet. Bir de köpeklerin yiyeceği ekmek var. O kadar. O kadar. Ama diğer türlü cepten habire veriyorsunuz. Aynen. Fakat beslediğiniz ırklar bunu hani kapalı sistemi de full kapalı sistem yani 12 ay boyunca kapalı sistemi az çok destekleyecek ırklar. Neden? Özellikle Merinos elinizdeki ırklar evet. Program çekimlerinde de görülüyor. Güçlü et tutma kapasitesi var. Yani etçi ırklar besliyorsunuz. Evet.
Tabii siz, yani onlarda bile tam kapalı sistem yapanlar da var Orta Anadolu'da. Afyon tarafında görüyorum mesela, yine Orta Anadolu'da, Konya civarında görüyorum. Onlara göre daha avantajlı bir bakım yapıyorsunuz. Peki şunu sorayım, şimdi Temmuz-Ağustos'ta artık sular yok, iyice en kurak olduğu zaman. En kurak olduğu dönem, evet. Yani Biga'da öyle tabii, tabii ki. Tabii, genel anlamda. Burada hiç katkı yok mu anaç koyunlara? Yani sadece oradaki anız artıkları mı var? Yani kazotu dediniz. Şimdi, yoksa ilave bir şeyler veriliyor mu? Koşlama dönemine dengelen koyunda sürümüzü biz ikiye bölüyoruz işte. Bu dönemde koşlama katımı yapacağımız hayvanlara onları ayırıyoruz. Tasmaları var. İki sürü haline getiriyoruz. Evet. Bu arada tabii çobanımız da çift oluyor. Bunları arpa buğday şeklinde kızışmaları için ayrı bir yemleme sistemi yapıyoruz. Tamam. Onlara yaklaşık bir... yani koç katımı dönemine gelirse... Gelen koyun arazide de olsa ekstra o ayrılıyor sürüden. Tamam. Sürüden yemleme... ayrılıyor, eve mi geliyor? Yok, sürüden ayrılıyor derken... toplam sürüden ayrılıyor ama yine aynı batok şeylerde, aynı bölgede, çalmarda, aynı bölgede, evet. Yine ayrı bir çobanla devam ediyor. O sırada hayvan dışarıda mı? Damı yine dışarıda değil. Yok, dama getirmiyoruz yine. Peki, yine dışarıda. Gölgeliği nasıl sağlıyorsunuz? Yine aynı sistem. Şekilde devam ediyoruz. Yine çadır sistemi. Tabii tabii, çadır sistemi. Bu çadır sistemi hangi ayda başlıyor? Çadır sistemi işte Nisan ayında, Mayıs ayında başlıyor. Bu, ne zamana kadar? Ekim'e kadar, Kasım'a yok, kadar? Kasım'ın 15'ine kadar. Sürüyor. Sürüyor. Şu an koçlama, koç katımı olan dönem denk gelirse veya öyle koyunlar denk gelirse onlara ekstra yem veriyoruz. Yemleme biz yapıyoruz, evet. Yemleme daha doğrusu. Yem demeyelim de yemleme yapıyoruz. Bunun miktarını söyler misiniz? Burada da hayvan alışana kadar bir 150-200 gramla başlıyoruz. Şey sayısına... Anaç koyundan bahsediyoruz. Anaç koyunlarda 1-1,5 liraya kadar yaklaşık bir 20 gün, 1 ay gibi bu şekilde devam ediyoruz. İlk 10 günü... bunu bir tarif eder misiniz? Burası önemli miktarlar. 100-150 gramla başladınız, 1,5 kiloya kadar mı çıkıyorsunuz? Tabii 1,5 kiloya kadar koyun başı bir daha çıkıyoruz. Ne çıkıyor burada? Sadece arpa buğday mı, fabrika yeminde var mı? Yok, fabrika yemimiz yok. Sadece koyunu kızıştırsın, koç katımında, evet, destek olsun anlamında, evet, özellikle buğday ağırlıklı, evet, ezme artı bu şey arpa takviyesi, 1,5 arpa ezmesi. 1,5 kiloya kadar çıkıyorsunuz. Kadar çıkıyoruz. Bu önemli, önemli bilgi bu. Neden önemli bilgi? Çünkü sebebi şu. Bu yetiştirici arkadaşımız Merinos bakıyor veya Merinos'a benzeyen işte melez olsun, Suffolk, işte değil mi? Macar Merinos. Macar Merinos'umuz var, evet. Karacabey Merinos'u Karaca var. Böyle ırklar baktığı için bu ırklar yüksek performanslı hayvanlar ve bunların damızlıklarının canlı ağırlıkları 100 kiloları bulabiliyor, değil mi? 80 kilo, 100 kilo, evet, olabiliyor herhalde. O civarda. Koçlarda 100 kiloyu geçebiliyor. Evet. Dolayısıyla bunların mesela klasik kitaplarda koç katım döneminde 500 gram ekstra arpa verilmesi veya buğday verilmesi yani enerji kaynağı olarak yazar ama bakın yetiştiricimiz Cüneyt Bey diyor ki 1,5 kiloya kadar çıkabiliyoruz diyor. Ben bu fikre katılıyorum ve doğru bir iş yapıyorlar. Evet, İsmet Türkmen yetiştirici mutfağında ama mutfakta olan iyi bir şeyi de şurasını şöyle, burasını böyle yapıyorsunuz diye eleştirmek yerine böyle övmek de gerekiyor. Böyle büyük ırkların bu şekilde koç katımı yapılması gerekiyor. Peki yapıldığınız koç katım hazırlığı, bunun ne faydası var size? Şimdi bunu yaklaşık bir ay civarında yapıyoruz. Bir ay sonrasında da koçlarımızı salıyoruz. Koçlarımız da 40 gün duruyor içinde. Koçlarla beraber aynı yemleme yine devam ediyor. Tamam. Bu sefer ne oluyor? Kızgınlık oluşturucusu olduğu için yani her gün 5-6 tane koyun koça geliyor. Koç katım boyunca bu yemleme devam. Devam ediyoruz. Toplam işte, süre ne oluyor bu yemleme? Yani ortalama 20 buradan diyelim, 40 oradan dersek 60 yani 60-70 yani 60-70 gün. 2 ay 1,5 kiloya yakın yem veriyoruz. İlk 15 gün bir adaptasyon yaptınız, alıştırma. Tabii alıştırma, ondan sonra 45 gün garanti 1,5 kilo hayvan başına, koyun başına yemiyorsunuz. Yemiyoruz, evet. Bu verdiğiniz koyun başına verdiği 1,5 kilo kesif yem miktarı arpa buğday. Ben buraya şöyle bir katkı yapabilirim. Mesela bunun 1 kilosu arpa buğday, yarım kilosu koyun yemi olabilir. Koyun yemi olması yani tavsiye etmemin sebebi şu. Yanlış anlaşılma olmasın. Yani fabrika yemi söylüyor bak hoca demesinler. Ben şunun için söylüyorum. Koyun yemiyle birlikte hayvan belki yapılıyordur. Belki o zaman söyleyebilir Cüneyt Bey bunu. Vitamin alıyor ekstra. Çünkü onların içerisinde vitamin mineral katkıları var. Tuz alıyor. İşte ne bileyim kalsiyum kaynağı alıyor ve bir miktarda verdiği enerji kaynağına ilave olarak tabii koyun yemlerinin proteinleri daha yüksek. Yani en azından %18 proteinli. Ve bunlar da gebelik oranlarının daha iyi oluşmasına katkı sağlıyor. Yaptığı iş doğru ama böyle de bir değişiklik yaparsa belki daha iyi sonuç alabilir diye kendisine mutfağımızdan böyle bir önerimiz çıkıyor. Olabilir hocam, evet. Yani mesela bir kilo arpa buğday, yarım kilo
koyun yemi veya işte şartlara göre 1-250 arpa buğday, 250 gram koyun yemi de olabilir. Hı. Ben Burhan'ı şu an doğaçlama konuşuyorum biraz. Evet. Böyle katkı yaparsanız ben bir deneyebilirsiniz diye düşünüyorum. Böyle bir öneri geldi sizden ve ben ilk şifremi veriyorum. İlk şifremi veriyorum. İlk şifremiz altın destek. Ve program devam ederken diğer şifreleri de söylemeye başlayacağım. 3 tane şifre vereceğim. Bir tanesi söyledim. Altın destek. Evet. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bunu yaptınız. Bir de bu, hocam tuz dedin, sözünüzü kesiyorum tuz, da evet. Bizim tuz olmazsa olmazımız. Zaten tuz, özellikle kaya tuz dediğimiz, hayvanın önünde yani 24 saat 365 gün boyunca durur. Siyah. Evet. Renkli bildiğimiz doğal. Normal bildiğimiz doğal kaya tuzu. O olmazsa olmazımız. O bizde devamlı var. Özellikle şeyde daha sık kullanıyoruz. Yani daha dikkat ediyoruz. Kuzulama sonrasında koyun çok su içsin, süt üretsin. Yani suyu, tuzu ne kadar tüketirse o kadar da su tüketiyor. Ama tabii tuzu doğal yemeye bırakmış. Zorla hayvanların yemine fazladan tuz koyma tehlikeli. Ben mutfaktaki olayın kötü tarafını da anlatmaya çalışıyorum. Ama Cüneyt Bey doğal yemeye bıraktığı için zaten hiçbir koyun ya da kuzu bu miktarda tuzu yiyemez. Bu sistem, hani 1,5 kiloya kadar çıktınız ya. Siz bunu hani koyunculara ne zaman başladınız bu ırklarla? Ya biz burada tamamen 3. yılı daha doldurmadık ama bunun öncesinde yine ufak tefek çaplar yapmıştık ama 3 hani yıl oldu. 1,5 kilo veriyorum dediniz ya. Ben orada kaldım şöyle, çünkü bunu hani yapan işletme çok az şeyde piyasada. Yani Merinos bakıp da 500 gramda 700 gramda koç katım yapanlar var. Böylesi büyük bir hayvanın bu neye göre 500 gram lafı şurada kitaplarda böyle yazıyor çünkü. Fakat bu kitaplarda yazmasının sebebi bizim yerli ırklarla ilgili. Nedir yağlı ırk? İşte dağılıştır, ne bileyim ak karaman, mor karaman gibi. Yani daha böyle cüssesi az, ikizlik oranı düşük, performansı düşük hayvanlar. Bunlar büyük hayvanlar. Bunu siz baştan beri mi böyle yapıyorsunuz? Baştan beri böyle yapıyorum. İşte ikizlik oranı yüksek olsun anlamında. Biraz ne alıyorsunuz ikizlik oranı? Irklara göre konuşursak. Ya şu an çok iyi değiliz. Yani %65-%70'lerdeyiz ama ben kendimce iyiyiz. Yani kuzuyu meydana getirmek de tabii zor ama meydana getirdikten sonra bakması da zor. Yani bir de bizde işte Macar Merinoslarımıza süt oranımız düşük olduğu için hani şifremize de bahsetmiştim Melek Hanım'daki olan programımızda. Evet. Yani burada bu sıkıntı yaşadığım için yani çok böyle zaten 200-300 yapsın sevdasında değiliz. Yani bize şu anki ortalamamız yetiyor. Şeyde sıkıntı yok. Zaten Macarlarda süt sıkıntısı olduğu için onlara kesif yem de giriyoruz. Yani az önce dediğinizde. Kuzulara. Kuzulama yaptıktan sonra. Yani doğumların sonrasında şeye de devam ediyoruz. Annelere mi? Tabii süt yemi giriyoruz. Gayet tabii. Gayet tabii. Onlara veriyoruz. Gayet tabii. Ne kadar veriyorsunuz? Biraz sonra rasyonunuzu konuşacağız. Valla onlara da çok değil işte. Yarım kilo civarında falan veriyoruz yani. Tamam. Bunu da konuşalım. Süt oranıyla ilgili sorunları olduğunu söyle. Merinos ırkından kaynaklanan, özellikle Macar Merinosu. Macar Merinosu yoğunluğumuz, evet. Yoğunluğumuz. Peki ne yapıyorsunuz kuzulara? Yani ne sakıncası var mı sizin için süt oranı az olduğun zaman? Kuzuları beslemede mi zorlanıyorsunuz? Tabii beslemede annesi bakamıyor. Yani ayrı batoklarımız da var. Batoklara böldüğümüz halde bile yani annesinle yaklaşık bir 15-20 gün beraber yaşadığı halde bile bazen yani bizim süt yanı dediğimiz, işte çavuş dedi hitap ettiğimiz yani hiçbir şekilde ağ sütünü almadıktan sonra yani ne şekilde bakarsanız işte mama takviyesi yapıyoruz. Ne takviyesi mama? Toz mamalar var işte yani o toz mamalardan kullanıyoruz. Onları işte belirli bir sıcaklık derecesinde karıştırıp normal çocuklara, bebeklere verilen mama tarzında. Bildiğimiz sütle benzer bir kıvama. Peki evet, bu mama gerçekten kuzu maması mı yoksa piyasada çünkü ağırlıklı buzağı maması kullanılıyor. Piyasada satılandan alıyoruz işte. Yani buzağı maması kullanılıyor. Olabilir evet. Buzağı maması kullanılıyor. Şimdi buzağı mamalarıyla kuzu mamaları arasında dağlar kadar fark var. Neden dağlar kadar fark var? Sebebi şu. Bunu ben kötü anlamda anlatmıyorum yani. Şu anlamda anlatıyorum, bilinçlendirmek için anlatıyorum. Eğer yetiştiricimiz bulabiliyorsa kuzu maması kullanması gerekiyor. Neden? Kuzu yanıklığı oluşuyor dedi. Yani kuzu ilk 2 aylık süt emme döneminde, ilk 1 aylık esas annesinden alacağı gıdayı almadığı için büyümede geri kalıyor ve sonradan bunu telafi edemiyor. Edemiyoruz. Yani yem takviyesi, evet. Şey takviyesi kesinlikle olmaz. Olmuyor. Evet. Olmuyor. Yani ilk başta aldı ilk 1 ayda. Bir de ağız sütünü yetmediğinden bahsetti. Evet. Onlar da üzerine tuz biber oluyor. Dolayısıyla şunun olması gerekiyor. Kuzulara böyle sütü yetmediği durumlarda lütfen kuzu ve maması verelim. Neden kuzu maması verelim? Çünkü kuzu sütüyle inek sütü arasında besinsel olarak, koyun sütüyle düzeltiyorum, besinsel olarak çok fark var. Nedir? Mesela koyun sütünün yağ oranı %5,5 civarında. Yine
Protein oranı %5.4-5.5 civarında. Yani birbirine yakın yağ ve protein oranları var. Ancak inek sütü, dikkatli dinliyoruz, %3.2 civarında protein, yani koyun sütüne göre yarıya yakın miktarda, %40 daha az protein, yine 3-3.5 arasında da yağ içeriyor inek sütleri. Yine koyun sütünün yağına göre %35-40 oranında daha düşük yağ içeriyor. Dolayısıyla inek sütünden oluşturulan bir buzağı maması olarak piyasa satılan bir mamanın kuzu beslenmesinde kullanılması doğru değil. Şöyle, hiçbir şey yoksa kuzu açlıktan ölecek mi yani? Bunu çözmek açısından doğru ama tam bir performans alabilmek için doğru değil. Eğer tercih imkan varsa, ki satıldığını biliyorum ben piyasada, gerçek bir koyun sütü bulunup veya koyun sütünden elde edilmiş kuzu maması bulunup o şekilde kullanılmasını öngörüyorum. Hele hele bugünlerde kapalı sistem kuzuculuğun arttığı bu günlerde kuzu mamasının bulunduğunu düşünüyorum ben işletmede. Tabii şöyle yapanlar var. Burayı araya girmek zorundayım. Çünkü biz mutfak programını konuşuyoruz. Şöyle yapanlar var. İşte buzağı mamasının hazırlarken buzağlar için önerilen konsantrasyon, su toz karışımını, suyu az tozu daha fazla vererek biraz daha hani kuru maddesi yüksek bir mama elde edip, çünkü koyun sütünün kuru maddesi yüksek, bu şekilde hazırlık yapanlar da olabiliyor. Ancak orada şöyle bir sorun çıkıyor. Kuzu sütünün, koyun sütünün laktoz oranı, ki laktoz fazlası ishal yapıcı bir maddedir, aynı insanlar gibi, inek sütüyle aşağı yukarı aynı. Dolayısıyla bunun konsantrasyonunu artırmak, buzağı mamasını daha konsantre yapayım ben, kuzu böylece proteini yüksek, yağı yüksek bir mama elde ederim ve koyun sütünü taklit ederim diye düşünmek çok doğru olmuyor. Bu sefer laktoz oranı orantısız bir şekilde yükselmiş oluyor ve bu sefer öyle bir mamada ishal sorununa yol açabiliyor. Evet. Böyle sakıncalar var. Ben şimdi tabii şifrelerimiz hep yanımızda. İkinci şifreyi veriyorum. İlk şifremizi söylemiştim. İkinci şifremiz de burada. Altın rasyon. Bana bile söylemiyorlar. Sonradan programdan önce veriyorlar şifreleri. Dolayısıyla ben de bakıyorum. O derece gizlilik içerisinde yürütülüyor bu program. Altın rasyon. İkinci şifremiz. Birazdan da siz izledikçe üçüncü şifremiz gelecek karşımıza. Peki konuşmaya devam edelim. Kuzular doğdu. Sizin amacınız damızlık. Aynı zamanda doğan kuzular ne oluyor? Doğan o bölümün bakım ve beslemesini konuşacağız. Şu an daha çok damızlığa yönelemedik. Yani beğendiğimiz kuzulardan kendimize damızlık bırakıyoruz ama genelde karkas değil de canlı paskül veriyoruz. Satıyoruz yani kuzumuzu. Hepsini bıçağa mi gidiyor? Yani genelde %90'ını evet. Sütten kesimden sonra mı satıyorsunuz? Yok, yaklaşık bunu bir 4-4.5 ay civarında bir bakıyoruz. Yani süt şeyimiz bizim 1.5-2 ay civarında. Yani siz satarken kendiniz kasaba mı gönderiyorsunuz yok, yoksa? Canlı ayaktan veriyoruz. Ayak, biz. Onu paskül soruyorum. Dediğimiz yani. Peki, karkas değil, karkas kasap oluyor. Canlı ayaktan paskül veriyoruz. Veriyorsunuz ama o alan kişi kendisi tabii ilave terlikler bakım beslemesine devam ediyor. Yok, öyle o mi? O da alıp yine kasapta değerlendiriyor. Ha, tamam. Siz artık işine girmiyorsunuz. Girmiyoruz evet. Kasap tamam. Kısmına girmiyoruz. Kasap kırmızı ama siz öyle bir bakım yapıyorsunuz ki sattığınız kuzu kesilebilir durumda. Tabii kesilebilir durumda olan kuzuyu satıyoruz tabii. Onu anlamayacak. Evet. Peki dişiler? Dişi derken? Dişi kuzular. Dişilerde işte hoşumuza gidenlerde damızlık bırakıyoruz. Geri kalan onlar da mı besi yapılıyor? Tabii geri kalan onlar besiye devam ediyor. Yine onlar da karkasıyla beraber gidiyor. Peki 4 ay falan baktınız değil mi? 4 ay yaşa geldi. 4 şimdi şöyle genelde bölüyoruz. Şöyle yaklaşık 150 tane civarında oluyor. Bu sürü içerisinde illaki işte çavuş dediğimiz oluyor 3-5 tane. Bazı tam böyle oluşumunu sağlayamıyor 4 ayda. Bir grup yapıyoruz yani 50'li grup yapıyoruz veya 70'li grup yapıp 50'li grupta veriyoruz. Kalan kısmı bir daha bakıyoruz bir 15-20 gün daha. Hem elimizi hafifletiyor. Ha, peyderpey. Peyderpey yapıyoruz evet. Peki bu sırada, olmayan kuzu da oluşuyor peki bu sefer. Peki bu sırada bakım besleme nasıl oluyor bu kuzularda? Şimdi burada yaklaşık sütten sütle birlikte işte anasıyla birlikte süt yemi giriyoruz. 1.5 ay civarında 2 aya yakın. Ondan sonra 2.5 aylık 3 ayla yaklaştığı zaman zaten bu arpa buğday giriyoruz. Annesinden ayrıldı. Annesinden 2.5-3 aylık olunca ayrılıyoruz. Ha, siz o zaman anneyle beraber tutma süreniz bayağı uzun. Tabii yani kaşak dediğimiz bir bölüm var bizim. Evet. Yani anne araziye de gitse veya biri de kışı döneminde şeye de gelse bu sefer burada şeyde kalıyor.
Çiftlikte kalıyor. Yani o bölgede geziyor. Anne gidiyor. Geliyor. Kuzular içeride. Kuzu kaşağı, anası dışarıya. Tamam. Siz o zaman tüm gün tutmuyorsunuz. Yok, hayır hayır. Günün belirli saatleri anneyle beraber. Bir saat, bir saat kalsa yetiyor zaten. Yani tamam, hem hayvandaki tamam. Süt şeyle sıkıntı. Peki kuzu ne yiyor bu arada? İşte kuzu bu 1,5-2 aylığa kadar normal bizim işte kesif yemi giriyoruz. Ondan sonra kuzu yem veriyorsunuz. Kuzu yem, evet, kuzu yem işte büyütmeyle başlıyoruz. Evet. Bu 2 aylık zarfından sonra yavaş yavaş arpa buğdaya alıştırıyoruz. Aynı yani zamanda. O besiyemini arpa buğday da mı takviye yapmaya başlıyorsunuz? Takviye yapıyoruz. İşte anasıyla birlikte yani 2,5-3 aylık olduktan sonra anasıyla beraber kesif yemini tamamen yok ediyoruz. Bir daha arpa buğday tane mısır giriyoruz. Fabrika yemi tamamen bitiriyoruz. O şekilde. Sadece evet. Arpa kaç aylık olmuş oluyor bu kuzu bu arada? Ya yaklaşık bu arada işte 3 aylığı yakalıyoruz yani. 2,5-3 aylık zarfında oluyor. 2,5 aylık olmuş oluyor. 1 ay kadar da sadece tane arpa. Arpa, buğday, tane mısır veriyoruz. Başka hiçbir şey yok mu? İşte yonca veriyoruz. Bu kadar. Evet. Tamam, başka? Başka bir şey vermiyoruz. Yani bir vitamin, mineral katkısı. Ha, onlar var. Sularına koyduğumuz atom dediğimiz, yani içeriğini çok bilmiyorum işte de. Mineral, vitamin. Mineral vitaminler kullanıyoruz yine. Tuzumuz yine onların özel. Bu kırmızı şeylerde, kaya tuzu kullanmıyoruz onlarda. Hmm. İşte mineral maddesi yüksek olan tuzlardan kullanıyoruz. Tamam. Yani şey, yalama taşı gibi yalama bir şey taşı, yapıyoruz. Aynen. Tamam, öyle onlardan kullanıyoruz. Anladım ben. Vitamin mineral açığını da böyle kapamaya çalışıyorsunuz. Tabii tabii, o şekilde kapatıyoruz. Böyle bir sistem. Peki bunun sonucunda 4 ay sonunda, 4 ay değil mi? Yani ortalama 4 ay diyoruz. Evet. Kaç kilo şey gelir canlı? Şimdi burada işte... dişiler ayrı, erkekler ayrı. Yani onlarda erkeklerde işte 50-52 kilo civarında, dişilerde de 45-47 kilo aralığında ortalama yakalıyoruz yani. Erkekler? 50-52 kilo. 50-52 kilo, o zaman hemen bir hesap canlı yapalım. Paskül dediğimiz bizim. Tamam. 50-52 kilo. Karkasa girdiği zaman aşağı yukarı baş gibi değil de 150'ye geliyor. Gelir. Şimdi hemen bir hesap yapıyoruz. 50 kilo canlı geldi, 4 ay dedik değil mi? Evet. Doğum ağırlığı nedir mesela kuzularınızın? Yani tam onu bilemeyeceğim şimdi. Yani şey kantarla tartmadık. 4 kilo. Yani o civarda. 5 kilo değil mi? 5 kilodan hesap yapalım. Hani fazla. Evet. Yani 5 kilo çoğunluk değildir belki de ama doğabilir. Evet. Çünkü ikizlik olduğu zaman düşük oluyor. Tabii 45, düşük oluyor o zaman. 45 kilo alıyor sizin kuzunuz. Ne kadar zamanda? 4 ayda. Evet. 45 kilo alıyor 4 ayda. Yani 45 bin gram alıyor. Bölü 4 ay ne yapıyor? 60-120 gün. Bir dakika. 45 bin bölü 120 gün. 375 gram alıyor günde kuzunuz. Evet. Kuzularınız 375 gram canlı ağırlıkla gidiyor. Türkiye şartları için iyi bir canlı ağırlık artışı. Onu hiç istatistiğini yapmamıştım. Bir defa sizden duyuyorum. Ben yapıyorum. Dişiler ne dediniz? Bu dişilerle ilgili yaptım. Erkekler? Erkekler 50 kilo, 52 kilo. Tamam, ben dişilerle ilgili, erkeklerle ilgili yaptım. 50 kilo hesap yaptım. Dişilerde işte 45-47 kilo. 45-47, o da 375 olduğuna göre yani onlar da 325 civarında veya 350'ye gelir yani. Onu da yapalım. 47 olsa, onların da doğum ağırlığı biraz düşük olabilir. Veya 5 kilo diyelim onları. 47, 40, işte ne yapalım? 42 diyelim. 42 bölü 60 günden hesap yapıyorum. Evet. 60, pardon, 42 bin bölü... Pardon, niye 60 yapıyorum? 120 yapmam lazım. Tabii 120 yapacaksınız. Tabii. 4 ya şimdi ben de programda arada heyecanlanıyorum o yüzden. Olabilir yani değil mi? 350 gram. 325 deyince de biraz düşük geldi gözüme de o yüzden. Şimdi rasyonla ilgili bazı kontrollerimiz olacak, önerilerimiz olacak. O bölüme geldik yani programın son bölümüne. Birazdan 3. şifreyi de vereceğim ama biraz bekleyeceğiz. Böyle hemen şifre vermek yok. Şimdi değerlendirme yapıyoruz. Şöyle değerlendirme yapıyoruz. 375 gram. Şimdi merinoslar için şu söyleniyor piyasada. Bunlar kuzular canlı ağırlıklı işte 500 gram alıyor diyorlar. İşte şöyle alıyor, böyle alıyor. Ama Türkiye şartları ben izlediğim kadarıyla mutlaka 400'ün üzerinde alanlar var. 375 gram canlı ağırlık bence iyi bir canlı ağırlık artışı. Yani daha fazlası zorlanabilir mi? Evet, zorlanabilir. Bunu daha fazlası yapabilmek için anneyle olan temasın 1,5 aylıkken falan kesilmesi gerekiyor tamamen ve hayvanın, kuzunun yoğun yem ağırlıklı beslenmesi gerekiyor iyice. Burada biraz anneyle olan temas var herhalde 2-2,5 aylık olana yani, kadar. Tam 2,5 bulduramıyoruz da işte biz 2 ay zar, 2,5 gene işte bazı kuzularda işte oluyor. O temasın 1,5 aylık. Koç katımı 40 gün olduğu için sürü tek kalıyor ya, yani burada kalan kuzular oluyor. Yani 40 günde uzamalar oluyor. Şeyler uzuyor ya. Uzamalar oluyor. Evet. Mecbur yani şimdi öbür kuzu etkilenmesin diye bu sefer sürü
Yani kaşak dediğimiz bölüme geçtiği yönetimi için gereği, aynen. Yönetimi gereği ister istemez bu şartlar biraz oluşuyor. Uzatıyoruz aynen. Bu kısalttığın zaman oluşuyor. Bu sefer işte süt yanı olmasın anlamında yani evet. Arasından tam sütünü alabilsin diye bu sefer yani emmemesi gereken kuzu da bu sefer yine emmiş oluyor. Evet. Peki yeni doğumda annenin beslenmesiyle ilgili bir rasyon çalışması yapalım sizinle. Olur. Yani yeni doğurdu yani sütü yetmiyor diyorsunuz. Evet. Belki tavsiyelerimiz olabilir annenin doğumda yavrusuna yetecek kadar sütü üretmeyle ilgili. Onun konuşmak üzere şimdi bilgisayarımızı açacağız. Masa başında beraber Cüneyt Bey'le beraber rasyonumuza bakacağız. Tamam mı? Evet, programımızın rasyon yapın aşaması bölümündeyiz. Zaten en can alıcı bölüm burası. Neden? Yetiştiricinin mutfağında olmamızın nedeni yetiştiricimizin mutfağında yaptığı işlerin bilimsel olarak bizler tarafından kontrol edildiğinde bir eksik gedik varsa onun tamamlanması. O amaçla buradayız. Şimdi ben Cüneyt Bey'e soruyorum. Koyunumuz yeni doğurdu. Evet hocam. En böyle şey dönemi artık. Kuzuları var. Hı-hı. Sütlü olması gereken dönem. Biliyorsunuz toplam sütün %40'ı ilk ay veriliyor. Yani gelen zooteknik evet. Kural bu şekilde. Burada nasıl bir besleme yapıyorsunuz? Miktar olarak bana söyler misiniz? Yani hangi ham maddeden ne kadar veriyorsunuz? Yani koyun başına. Süt yemimize... Ben buraya yazacağım. Anlıyorum. Süt yemimize ilk etapta bir koyunun 15 gün doğumuna kalmasına itibaren yani böyle 100 gram, 150 gram yani tadımlık gibi böyle hani hem evet. Destek amaçlı olsun içine atıyoruz. Ondan sonrasında, doğum sonrasında botok dediğimiz zaten bölmelere geçiriyoruz koyunları. Botoklar da kendi başına kalıyor. Yani burada da yaklaşık yarım kilo kesif yem. Yine, bir dakika. Koyun süt yemi. Evet, koyun süt yemi. Yarım kilo. Evet. Yazdım hemen. Yarım kilo diye. Evet. Tamam. Sonrasında karma, normal koyunlara yaptığımız karmadan bunun içerisinde de yine... Karma dediğimiz şu üçlü... Tabii üçlü değil. Yoncayı buradan ayırıyoruz. Evet. Bezelye ile Regnas'ı karması... İtalyan çimini, tamam. İtalyan çiminin karmasının içine bir de bunun işte koyun başı yarım kilo gelecek şekilde arpa buğday ezmesi yine. Yarım kilo arpa buğday yarımşar kilo mu? Toplam. Yok. 250'şer gram. Evet. Toplamda yarımşar kilo şeklinde. Tamam. Onu da yazayım. Evet. Bunu da yazıyorum. Bunun sonrasında da yoncayı şey olarak karmasız olarak bütün olarak bir tutam işte yani ne gelir? Yarım kilo. Yani gelir. Yani yarım kilo gelir yani işte tamam. Şurada gördüğünüz bir tutam. Biraz göz kararı işte. Yapacağız evet. Tabii o iş. Yani tam hesap yapmak mümkün değil. Ben az çok rasyonu çıkardım. Şimdi rasyonumuzu yaparken biz Cüneyt Bey'in ham maddelerini, daha doğrusu en önemli ham maddeleri kaba yemler. Çünkü kesif yem kullanıyor, koyun süt yemi kullanıyor. Onu zaten etiket bilgilerinden, fabrika yeminden biliyoruz ne kadar protein, ne kadar enerji içerdiğini. Arpa, buğday da tane yemler olduğu için bunların hani dünyada standarttır protein içerikleri, evet. Enerji içerikleri. Onun için de ekstra bir analize gerek duymadık ama burada masada görülen 3 adet otun, bunlardan biri yonca, diğeri İtalyan çimi yani Regras, bir diğeri de bezelye ama bezelye otu karışık. Evet. Neyle karışık? Trikale buğdayı. Trikale ile ve yulafla. Yulafla evet. Regras sade. 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 Yonca da sade. Yonca da sade. Bunların değerlendirmesini yaptık. Aşağı yukarı protein değerleri doğal halde %14 ile 15 civarında çıktı. Tabii bezelye otundan beklentimiz veya Regras'tan beklentimiz yine yoncadan daha yüksek protein olması şeklindeydi. Fakat onun da neden böyle olmadığını görünüşten anladık ve analiz sonuçları da bunu teyit etti. Sebebi şu, Regras tabii biçimi değişen gün gün protein oranı biçim gün gün geciktikçe çok hızlı bir şekilde düşebilen bir yem maddesi. Biraz ona bağlı gibi duruyor. Yani 20-25 protein Regras otu da var veya İtalyan çimi otu da var. 12 protein de İtalyan çimi de otu var. Yani sizin şeyinize bağlı bu. Ne zaman bir işlerinize bağlı. Hatta bizde hocam işte burada biz işte bir balya fazla alman derdindeyiz. Evet. Acaba biraz daha boy yapar mı? İşte orada tepe çıkarttırıyoruz. Bu sefer ot tabiri caizse kartlıyor böyle. Kartlıyor doğru. Kartladığı için protein değeri düşüyor. Çok doğru bir tabir onu evet. Söyleyeyim bu arada. Kesinlikle yani işte hata bizim aslında yani bunun bilincindeyiz. Yonca'da da aynı şekilde işte toplaması, balya makinesi vesairesi gecikmesi dolayısıyla yonca'nın da hani hitap ettiğiniz şekilde biraz saralmış. Tarlada çok kalmış o. Şey birkaç gün fazla kalmış. Yani normalde
2-3 gün önce bağlansa bağlanması belki bu şekilde olmayacak ama yani. Tabii sizlerin de işleri oluyor. Nasıl işler oluyor? İşte o işe koşuyorsunuz. İşte ne bileyim balya makinesi gelecek. Belki o anda o yetişmiyor. Yonca çok hassas. Evet. Yani kesinlikle sabah çiğinde çevrilmesi gerekiyor. Bravo. Sabah çiğde bağlanması gerekiyor. Akşama bıraktığınız zaman ya çok çiğ düşüyor. Bu sefer içine fazla şey alıyor. Küflenme yapıyor. Doğru. Yani sabahta yani saatle böyle 10 dakikayla bile bağlama şekli bile saati değişiyor yani hocam. Kutluyorum. Gayet iyi bir yonca programı dinliyoruz şu an. Ya estağfurullah. Ben şu an katılıyorum söylediklerinize. Yok kesinlikle fakat doğru. Bu konuda evet. Şey daha biz de bunları deneye deneye yaşaya yaşaya. Yani yaşaya yaşaya ancak şöyle iklimin de verdiği bazı zorunluluklar var. Ne de mesela sizin Biga bölgesi, Bursa da öyle nemli bir bölge. Evet. Doğru mu? Doğru. Ama mesela yoncanın en çok üretildiği bölge Aksaray, Konya. Buralar Türkiye'nin en kuru yerleri. Dolayısıyla evet. bunlar da 5-10 dakikanın bir farkı yok. Dolayısıyla bizim sorunumuz nemden kaynaklanıyor. Yani kendinize çok suç bindirmeyin. Evet. Yani bizim bu bölgeler yonca bölgesi değil aslında. Burası evet. Silajlık mısır bölgesi. Evet. Rasyonu yaptık, değerlendirmemizi yaptık. Şöyle görünüyor, rasyonun şöyle ben göstereceğim. Şöyle beraber bakalım şu şekilde. Şurası ham protein seviyesi Cüneyt Bey. Kamerada yakından bakacaktır. Eksik diyor şeye. Ham proteine. Yani buranın protein düşük ya. Evet. Toplam verdiğiniz protein böyle bir koyunun 80-100 kiloluk bir koyunun yeni doğum yapmış koyununda eksik gözüküyor. Hı hı. Peki burada tavsiyemiz ne olabilir? Enerji neredeyse tamam. Şöyle tavsiyemiz olabilir. Rasyonu bozmayın. Fakat bunlara ayçiçeği tohumu küspesi veya pamuk tohumu küspesi gibi protein kaynağı katmanızı öneriyoruz. Hocam hedefimiz kaç olması gerekiyor burada? 350 gram olması gerekiyor. 350 gram şey vermez lazım. Yok. Ayçiçeği ya da pamuk küspesi. Toplam protein değerimiz ne? Toplam protein değerinize bakayım. Bu şekilde ayçiçeğe girdikten sonra? Ona bakıyorum. 15 olması gerekiyor. En az. Şu an oldu. %15 proteinli bir rasyon hazırlaması gerekiyordu. Fakat rasyon başlangıcı tekrar geri çıktığımızda ayçiçek küspesini 350 gram 32 protein ayçiçek küspesi rasyon proteini 12. Sizin rasyon proteininiz 12 ama hepsi beraber. Otunuz, evet. Arpanız, buğdayınız, süt yeminiz dahil. Bunu böyle yaptığınızda sorun çıkıyor. Eğer yonca 17 proteini, 18 proteini olsaydı belki bu ilaveye gerek kalmayacaktı. Veya Raygras yüksek proteini olsaydı. Silajı da unuttuk. Yani silajı da takviyesi yapıyoruz ama onda da enerji var. O da proteini yine yakalamayacakmış. Evet, onu yapmaz. Atladım ben. Silajımızda tamam, söyle. Silajla giriyoruz yani. Ne kadar giriyorsunuz? Ya hocam onu şöyle diyelim. Hayvan başına bir kilo falandır, yarım kilo falandır diye. Ben bu kadar otun içerisinde fazla yer mi? Yok. Şöyle 300 kilo falan giriyoruz. İşte 200 başlık işletme diyelim. Yani... Bir nokta... Bir, evet. 1.2 kilo gibi falan veya 1 bir kilo. Bir de diyebiliriz ya. Tamam, nasıl silajı? Ama silaj da enerji ağırlıklı olduğu için şeyi yine yakalayamayacak herhalde. Yine açık küspesi girmemiz gerekecek. Proteini yakalaması mümkün değil. Evet. Yani sizin takviye yapmadan böyle protein takviyesini bizzat mısır silajı enerji ağırlıklı. Evet. Tabii ama Türkiye'de silaj denince aklımıza zaten şey geliyor. Yani mısır silajını özellikle kuzulu koyunlara veriyoruz. Diğer gebe koyunlarda mısır silajı hiç kullanmıyoruz. Yani sıfır yani. Yani koyunda özellikle asit salgıladığı için doğamadıklarına kadar gidiyor yani. Kuzu sıyırmaya gidiyor. Şimdi onda 1.2 kilo girdim. Hayır. Şey yapmadı. Dengelemez. Proteini yani. Dengelemiyor. Daha da düştü yani. Düşmüştür evet. Daha da düştü. Ortalama düştü daha doğrusu. 11'lere doğru geriledi. Ancak şu oldu, enerji biraz normalin üzerine çıktı ama bu çok sorun değil. Neden sorun değil? Zaten yeni doğum yapmış bir koyun. Biz hani istiyoruz ki bol enerji alsın. Sadece yapacağı şey Cüneyt Bey'in 300-350 gram civarında ayçiçeği tohumu küspesi ya da pamuk tohumu küspesi katması. O da %32 proteini falan hesabıyla yaptık bunu. Bu. Ben bu arada yine hemen bir şifremizi veriyorum. Şifre kağıdı burada. Karlı hayvancılık. Üçüncü şifremiz, karlı hayvancılık. Programımız burada sona eriyor ama son söz yine size bırakalım. Ne söylemek istiyorsunuz? Hocam, Prem'i gönülden teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bizlere de böyle bir imkan sağladınız. Sizlere de ayrıca teşekkür ederim. Sevgili yetiştiriciler, katılımı için Cüneyt Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Gönülden teşekkür ediyoruz ve küçük bir anı bizleri unutmaması dileğiyle kendisine takdim ediyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun, eksik olmayın. Ben de çok memnun oldum.
Yine bekleriz. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Biz de bekleriz Biga'ya geldiğinizde. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.